Aleyküm. Aleyküm selam. Balıkesir ekibi geldi. Merhaba, nasılsın İlkay? Anam anam yine döktürüyor. Anne ne bu? Çullama. Ne? Çullama yedi. Çullama. Ne zamandır da yiyecektik çullamayı, ana özledik. Şöyle içinde bulgurla yapılmış köfteler var. Şey düşünün, hani köfte düşünün. Biz köttü diyoruz. Bu farklı bir deneyim. Farklı bir yiyecek. Ana. Nereye ait bu kültür? Afyon. Afyon'a mı? Bakın hanım anam çullama yapıyor. Eskiye dayanıyor değil mi? Yani, eskiler de yaparmış. Yani bu yemekler farklı. Şöyle hanım annemiz kırmızı biber dağıtmış. Ana bu çırpılacak mı? Şöyle köttülerimiz. Anne yumurtalı abicim niye sarı? Doğallığından olduğu için sarı. Çullamanın bir şeyi de bu herhalde ana. Yumurtayı çullayan ana. Kaçırmayın tarifi. Yani şunu baştan alalım. Anne bu ne? Bu biz Afyon'da köfte döküyoruz ya. Heh. Ondan kalanı böyle cüce diyoruz. Tamam. Yumurtaya bulayıp buna çırplama köfte diyoruz. Tamam anne. Bildiğimiz bulgurdan yapılan yedik. Köftü bu. Bunun akşam köftüsünü yedik. Şimdi çırplaması. Şimdi çırplaması. Ama muhteşem bir tat oluyor. Annem bunu sabah kahvaltılarında yapıyor. Çayın yanında. Çayın yanında. Veya öğle arası yiyebilirsiniz. Şöyle tavamız yağı döktük. Cücüler tavada.
tavsiye ederiz. Gerçekten mükemmel oluyor. Herkes evinde de yapabilir bunu. Bu da bizim ayrı bir lezzetimiz. Bak böyle. Bunlara bak ya, ne güzeller değil mi? Evet. Hı? Oturmuşsun ve cücelerin başına. Hadi bak. Ben şunu şey sanmıyordum. Pamuk gibi. Şunu cücel yavuz sanmıyordum. Şunu. İlk geldiğimde bak şunu şuna ya şu. Şunu cücel yavuz sanmıyordum. Evet. Evet şunu cücel yavuz sanmıyordum. Şey görmeden kakasını görmedim ya. Çok iyi. Sapsak gelme. Hayır sapsak yapma. Şuna git. Kübre. Ha bak geliyorsun. Kübre sapsak. Kübre ya. Güzel yine güzel ya. Güzel ya, sarımsak her şeye gider. Ne yapıyorsun? İşe bak bak. Sevgilere bekliyor. Sarımsak. Sarımsak kurtçu dedi ya, sen ne diyorsun? Ördek değil, koyuna bile tek başına gider. Kurtçu lan bu. Sarımsak. Ay. Ne? Ne sarımsak? Şu ördekle küçük oluyor be. Koyunlar can kıza emanet olsun, sarımsak da artık ördeklere emanet olsun. Bu kazlara baksın böyle. Hem kaz hem de ördeklere bakalım. Allah bunu kollayın. Sarımsak, bakalım. Bir dakika sarımsak, bak. Sarımsak ısıtıyor mu? Koklayın. Hı. Ah gitti. Aha bu da olacak. O kadar nasıl yürüyor? Şunlar bu tarafa gel lan. Su içiyor lan. Su mu içiyor? Bak. Sarımsağa bak. Sarımsak ısıtıyor ya. Sıra bir an demeyin mi? Sıra bir an. Seni alır da atarım bak oraya şuraya. Çıkamazsın bir daha. Zincirin bak, o bağlı sen oraya çıkamazsın. Öyle. Oynayacak mı ha onunla? Bu oyuna sakın yanlışlıkla çak diye bir vurup uçuyorum. Bak onda hiç bak, oynamam. Bunu o küçük bak onda hiç oynamam. Oyun isteyen derken koparıyorsun. Oyununla tutacak. Bırak sapsak hayır. Sen benim yanıma geleceksin. Anladın mı lan? Kötü çanak. Bunu ninem pek sever. Damat dinlemiş. Çocukken beri biliyor musun? Biliyor. Ne diyor? Kaç ile diyor? Anam çok iyi diyor.
sever bunu. Anan biliyordu dedi. Ay, anandan öğreniyor. Asıl, asırlar önce işte ya. Hep bunlar yokluk yemekleri ha, ana. He? Yazıklar yazıklar. Köfteye yumurtayı sürmüş de patlamış gitmiş. Çullama olmuş. Çullama olmuş orada. Kadınla ne diyorsun ana? Ekmek kızarttı. Bak aynen bu benim en sevdiğim işte. Köy ekmeği patatesli ekmekle yumurta. Bunu yapıyor sabahları. Bu gerçekten harika olan bir şey. Köy ekmeğini gibi duruyor. Şimdi bunu diğer adaya. Getireyim, çay mı? Çayı ben getireyim ya. Şunun kokusu bile bana yeter. Öyle güzel ki. Vay 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 vay. Bu ekmeği ne çek? Ekmek var zaten bunun ekmekle. Yiyeceksin. Sen ne yedin Mehmet? Köfte. Köfte mi? İki tane vay yiyelim ben gidelim. Köfte yedik vay. Bak. Herkesin evinde yapabileceği bir tarif. Basit. Ha, aman aman bir şey değil yani. Basit. Herkes evinde yapabilir. Çok basit. Deneyin. Hafta sonu özellikle sabah kahvaltılarında gerçekten vazgeçilmez. Herkes denesin. Harika bir tat. Yıllar 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 öncelerin yemekleri.
Bu sefer de kuzu dişi yağıyor. Maşallah, maşallah. Yağsın. Bu yıl fazla yağmur olmadı. Önüne de bak, girmiyor kimisi. Koça bak, dışarıda bekliyor. Yağmur suyu topluyor. İçecek mi? Hayır. İç tamam. Yok, şöyle hayvanların kene aşısını yaptık. Biliyorsunuz her yıl yapıyoruz. Kene her yıl bize büyük sorun teşkil eden bir şey. 10 tane, 15 tane, 20 tane koyunlarımız ölüyor. Geçen yılda bayağı bir ölümler olmuştu. İnşallah bu yıl olmaz. Çünkü hayvanlarımız, yeni gelen hayvan yok bu yıl. Hep kendi hayvanlarımız. Dağlardaki tüm herkesin sıkıntısı bu yönde. Kene gerçekten büyük bir sorun olmaya başladı. Bu yılda inşallah rastlamadı böyle bir şeyle. Oh, my God.
Evet. Ekip geliyor. Aleykümselam. Balıkesir ekibi geldi. Merhaba, nasılsın İlkay? Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Vay be. Biz geldik. Açılan İlkay Trasepe'ye bir araya getirdik. Vay, vay, vay. Abi bütün ekip geldi. Merhaba. Şöyle. Merhaba İlkay abi. Nuri kardeş. Hoş geldin. Nuri Falkan kardeşim, Erdan Aşil kardeşim. Başı Birol. İzzettin Üser. İzleri burada. Abi ne yaptınız siz? Kanka, böyle bir sürpriz mi olur ya? Şöyle açıdan biraz alın. Yorgunluk var ama kanka, ben sürpriz yanaşayım. Yapmayı severim. Valla abi seninki büyük sürpriz oldu. Birol abi uğrayacağız diyordu ama. Yaptık da ondan çıkar gibi çıktık geldik. Evet abimizde. Ya İlkay müthiş bir yer varmış ya. Değil mi? Şöyle yolda geldik, yerin müthiş burası. Bir manzara var. Evet abi. Abi. Kanka sana şöyle bir sürprizim var. Yolda son 10 dakikadan beri Eren dedi ki ben yeni taşınacağım noktayı buldum. Hemen şuraya sürüyorum. Eren'e bir ev yapıyoruz, tamam mı? Tamam abi. Biz de burada sahip çıkıyorsunuz ona göre bak Eren buraya geliyor. Tamam abi ne demek. Gönlümüz her yere sığıyor abi. Hiç sıkıntı yok. Abi. Nasıl gelmeyeceğim? Aynen çok gel, güzel. Gel sana Türkiye'nin en güzel köpeklerini tamam, göstereyim. Bakalım. Gel. Abi burada bir de güzel bir şey var. Mesela bizim oradaki gibi bir basık şey yok. Evet. Böyle hava da güzel. Havası müthiş ya. İlkay abi koyunlar nerede? Koyunlar yaylımda. Bugün hava soğuk zaten geceden çobanlı beri. Çobanlı sürü mü çobansız sürü mü? Çobanlı abi küçük kuzular var. İkinciye doğuruyor koyunlar. İlkay senin köpeklerini benim takipçilerim çok övdü bro. Dedi ki o İlkay Trastevere'nin köpeklerine bak bak. Bir bakmaya geldim gerçekten. Yani yol boyunca senin köpekleri düşünerek geldim. Teşekkür ederim abi sağ ol. Bir bakalım bro. Nice ya, gönüllere girdi. Kalabalık ama. Kalabalık abi bizde ya. Yalnız abi ortam hala daha yeşil. Hala daha yeşil yani. Biz kaç köpek var elinde? 18 tane falan şu an ya. 18 tane köpek hepsinin kilosu falan maşallah.
Belli ya, iyi abi bakım. Sadece küçük baş mı yapıyorsun, büyük baş da var mı? Küçük abi? Baş İzzettin kardeşim. Aslında mera var ya, her şeye uyumlu abi. Burada mera... inek, salma inek de çok iyi olur. Evet. Yani ister simental yap, istersen yerli ırk inek yap. Bilmiyorum yani, inek işinde düşünmek lazım. Valla düşünüyoruz ama... Bir ineğin buzağısı şu an 50 bin liradan aşağı buzağı yok, öyle söyleyeyim bizim pazarlarda. 50, maşallah. 60, 70... Kalite bir buzağı gerçekten onlarda gidiyor. İşlerimiz de o da gider ya. Küçük başta çok ya şimdi. Evet. Bir de köpeklerle falan onunla bununla ilgilen bayağı yoğun işlerimiz. Aynen abi. Küçük baş süresi bir... bayağı var yani değil gerçekten mi? Gerçekten mera her şeye uyar yani. Mera uyuyor, uyuyor. Koyun, inek. İnek yapsak küçük baştan vazgeçmemiz lazım. Veya bir eleman yardımcı tutmamız lazım. O da biz yapamayız. Aynen abi. İlk ay. Şimdi... Koyundan devam o zaman. Koyunlar... Dışarıdaysa köpekler niye böyle burada? Dışarıda koyunlar da köpekler var. Ayrı orada da ayrı var. Ayrı grup var hocam. Orada. 5-6 tane de orada grup var. Anladım. Bunlar... bu abi bu... Abi dev olmuş ya. Dev oldu abi bu ya Bilal abi. Eren 1 yaşında. Vallahi güzel boyu posu. 85 var mı? 80. Eren abi bir yorumlasana abi köpeği. Bir dakika dur bana dur. Eyvah eyvah eyvah. Eren abiyle güreşecek. Güçlü bir köpek. Nuri bu tarafa gel. Zincir karışmasın. Abi boylu postu kalın koyun, bir köpek. Koyun kokusu gerçekten var ya bizde de sevindi koyuna. Çekedi yeni aldık. Ne almış ya? Çekedi yeni yap. Kanka deli gibi 12 olduk. Aylıkmış şimdi. Yeni yaşına girdi işte. Tüye girdi şimdi de. Maşallah. Yastın 50 yani. Ayaklı güzel bir köpek. Ve bu kasayla koşabilen köpekler kanka. Evet. Arazide çalışan köpekler. İlkay ne veriyorsun şu anda bunlara kanka? Yastık gibi. Abi pay veriyorum. Yemiyor, yediriyor be Bidal abi. Vallahi öyle. Abi gerçekten öyle yani. Bu köpeğin önündekine baksana ya. Aynen. Danaya. Kasaptaki antrikotu koymuş direkt oraya. Bura nasıl buluyorsunuz bu ya? Afyon'da kesim olayı biraz çok da yine ücretli alıyoruz. Pay getiriyoruz o, kesim anlarından. Ama yine de iyi bura. Bizde o seçenek yok. Parayla da alamıyoruz. Bu, hepsinin huyu aynı zaten abi. Göbeği de alıyor bak farkında mısın? Birbirine benziyor köpeklerin şu. Benziyor kafaya. Aynı soydan geldikleri için. Erkek değil mi? Erkek bu da. Evet çok güzel köpeklerim var hocam. Görsellik olarak yani bayağı güzel köpekler. Herkesin... Aman zincire dikkat et Eren. Eren zinciri... Herkese hitap eden köpekler yani. Aynen bak Saddam da orada. Saddam'a bir bakayım o köpek kanalın... Adamım yaşlandı senin ya. Senin yıldızı değil mi? Evet. Çoban kusurunun lideri. Bunda adamcılık var mı değil mi? Biz Balkan yapmaz. İsmini da söyle öyle yap. Saktan. Arkasını döner o sana. Gel. Ha şimdi sev. Sev yapma zaten. Maşallah. Allah Allah arkasında dönün. Şey bir köpek ya. Aynen. Kalın. Bayağı kalın, kalın güzel kalın bir köpek. Ya bu bir nevi koruma altında gibi bir şey mi? Bunu salmıyoruz. Bu sizin buradaki emektar değil mi? Emektar. Bu ameliyatlar geçiren falan. Evet bir görmüştüm. Bayağı bir şeyler yaşadı değil mi? Tabii. Ölümlerden falan döndü. Biraz çok ağır bir ameliyat geçirdi. İlk ameliyatta istenilen sonucu alamadık. Arkasından bir daha üniversitede bir daha operasyon geçirdi. Genel anesteziden 3 gün uyanamadı. Hatta 5 gün mü uyanamadı ya? Bayağı bir uyanamadı 5 yani. 5 gün falan abi. Elimizle yani yediydik artık ya. Artık iç organları zarar görecek diye düşünüyorduk. Oradan döndü kanka. Evet. Ciddi maşallah ama döndü. Çok güzel. Bu da prensesin kızlarından. Bunda adamcılık yok. Var biraz ya. Yok yok yapmaz da. Gülüyor mu ya abi? Biz de şimdi buradaki postu kısa olan tek köpek bu. Evet. Yani cıbır postlu olan. Ama çıkabiliyor çoban köpek. Kangalda da olabiliyor ince post. Aynen. Şunu beğenmiş. Köpek çok güzel. Bike maalesef hamile değil. Yani. Bike'miz de vallahi bu boş hamilelik şu geçiriyor ya. Bak, bütün enerjim down oldu ya. O kadar gönderdik. Evet tutmadı. Kılıçtan çektik. Yani bu köpek... Şeyde görüldüğü gibi değil. Benim resimlerde bir kez dediğiniz köpek Musa. Resimde evet. Videoda görüldüğü nasıl gibi. Nasıl bir şey Eren? Çok güzel. Elli ayaklı, kalın. Yani herkesin beslemek istediği bir köpek. Abi gelin kollara falan bak. Bu ağaçlar gölge alıyor değil mi buraya? Tabii tabii. Ona göre ayarlanmış. Tabii onun adamcılık almışsın. Abi. Kışın da karşıya geçiliyor. Güneyi. Bunda adamcılık yok ama. Karşı Süleymanlar oraya gidip geldikten sonra köpeğin huyu değişmiş ya. Sakinleşmiş sanki. Köpek sakinleşti. Yapıyor adama ya. Bak. Tedirgin. Ya, çok tedirgin ya. Tedirgin olmaya başlamış. Ya, vallahi ya, anlamadık ya. Abi. Abi maşallah. Gerçekten kostüm olarak el, ayak şahane köpek. Evet. Şu köpek de çok güzelmiş ya. Cesur onun da hikayesi bak, var. Ben şeyi seviyorum. Gözleri çekik köpeği seviyorum. Öyle kısık. Japon. Gözleri çok güzel. Kısık. Aa bunun ayağı niye yok? Onunkını dağda doğumda annesi dağa doğdu. 3-4 gün bulamadık yavruları.
Hadi bunun ya. Ayağını fare yere gelince o kıkırdağını yemiş parmaklarını. Ama iyi helal olsun bakıyorsun ha. Abi terk etmeyiz ya. Onlar yani. Bizim her şeyimiz. Bu şekil koyuna gidiyor ya bu. Videoları izlemedin yapmaz, mi? Yapmaz yapmaz. Ayağımı dişliyor. Ha o eğlenecek. Eğlenecek mi? Ayrıldır bize mi? Ama güzel bir bak bu köpeğin kuyruğu muyruğu çok güzelmiş ya. Gözleri de kısık. En beğendiğim bir de sürmesi. Abi eşledi mi hiç bunu? Var yok o, daha yeni bunlar ya. Ya daha kendileri genç kreş. Genç bu neci İlkay? Bu da bunun kardeşi. Kardeşi. Dicle. Burada değil bunun babası. Bu da boylu bir yok, köpek dışarıda. Ya. Bunlar yavru daha ya yeni yeni. 80'i bu köpeğin 77'si var ya. Var. Aynen baksana. Güzel bir şurada genç. Şimdiden sonra açılır bunlar. Daha gelişir genç şey. Daha yeni yeni açılırlar abi ya. 2 yaşına kadar gelişiyor dur kural dur. Başka ne var elinde? Bak fırtına var. Var. Yaşlı bir dişi. Ha, orada bir yaşlı dişimiz var. Abi yaşlı da ya kaç yaşında? 7 falan belki var. Belki 9 da olabilir bu yaşlı gibi ya İlkay. Yok abi ya. Bak dişlerini belli olur. Dişleri işte baksana. 7-8 az değil zaten ya, Eren abi ya. Güzel bir dişiymiş. Köpek kaç yaşından sonra yaşlı statüsüne giriyor? 6'dan sonra gider. Sonra tatlı tatlı koyun başlar. Koyun gibi. Aynen. Koyun, yani. Koyun koyun ya. Koyun da 7'den sonra diş atıyor. Bu da fırtına dişimiz. Yani bu 45'i gibi. Hepsi birbirinden güzel ya maşallah. Bak bu ona göre bir tık kısa boyu. Ama şu köpeği çok beğendim ya İlkay. Dişi. Şu var ya. Dicle mi? İsmi? Dicle mi? O Dicle abi ya. Anlıyorum. Dicle'yi arabaya atın buraya gider. Bakalım. Dicle güzel. Ama bütün servetini alır İlkay ya. Uyandırayım kanka. Burada köpekler 10.000 Euro'dan başlıyor. Alırız bir şey onu. Beğendim onu ben. Eren abi bizim. Avustralya'dan geldi zaten. Cesur. Abi, dolar vardır onda. Anlıyorum. Çok çok. Cesur bu arada 3 aylıkken 90 günlükken ben videosunu yaptım. Koyunları İlkay buradan sabah salıyordu. O kapalı duruyordu. Ayağını acıtmasın canı işte gidiyordu yoruluyordu falan. Ağlıyor. Koyun gidiyor gidecek diye gitmiyorum diye ağlıyor. Gidiyor kanka 100 metre dinleniyor. Nefesini düzeltiyor, kalkıyor ya yine gidiyor. Ya. Yemin ediyorum öyle bir köpek. O köpekler görsellik olarak ya herkesin kapısında bakmak istediği köpekler. Abi senin favorin hangisi? Dicle mi? Benim favorim şu oldu bu ekipten. Birol abininki de sen. Bir de şu köpek var. Orada kanka, duran kanka. Benim favorim şu anda sürüde. Dike mi yoksa? Yok benim favorim dağlı. Dağlı. Erkek. Dağlı aynen. Dağlıydı değil mi? Pardon dağlı değil ya. Yargı. Yargı. Yargı dağlının oğlu değil mi? Dağlı. Birolcuğum sen dağlıyı nasıl yargı yaptın? Dağlı. Hepsi birbirine girdi. Abi bizde köpek çok arasa ben de onu tutuyorum. Karıştırıveriyorum atlarını. Aynen. Yargı. Birol abi her geldiğinde zaten yargıya sattamın benim diye seviyor. Değil mi? Bu sefer. Sattamın oğluma yargı abi. Tabii tabii bunlar hep öyle ya. Birbirine de benziyor. Aynı soydan geliyor. Ya senin ana soy Saddam, Saddam'ın kanı emektar edip onun kanatından geliyor. Saddam ve prenses. Prenses var. Prenses buradaki 13 yaşındaki bir kangal dişimiz. Evet. Şimdi koyunda göreceksin onu da o da çok güzel bir köpek. Prenses ve Saddam'ın alt kanatından gelen köpeklerin hep birbirinden çaprazlaması devam ediyor. Güzel. Doğa nasıl bro? Müthiş müthiş. Değil mi? Gerçekten yani zaten insan burada yaşayacak abi keyfine bakacak. Hayvancılığa da çok uygun. Derin derin nefes al abi ciğerlerine oksijen insin. Temiz oksijen insin. Dursun Bey'in. Çok komik bir arkadaşım. Nerede yakalayacaksın abi bir daha bu havayı? Nuri. Yani Alaçan'da hava oksijen bol bizim orada da burada farklı bir şey var. Yoldan gelirken bir insan anlıyor. Evet. Hayvancılık için müçüt. Yani başkasının merasına girdi, yok ekinine girdi, evet. Muhabbeti olmaz abi burada. Aynen. Ya o yönden çok... Mera çok güzel burada. Abi. Dağ işte ya, dağ. Dağ deyince aklınıza böyle yerler gelsin evet. İşte. Dağ yani. Buralardan bir dağ yeri bize de çözün de biz de gelelim buraya. Taştık. Aynen. Buralar hep yeşil abi. İzzettin kardeşim hayvan pazarlarıyla hayvan videoları. Aynen. Nuri kardeşim tavuk işlerine bakıyoruz. Kaç para kazanılıyor? Kaç para kazanılıyor tavuktan? Şimdi mesela Eren kardeşimiz. Ben de boş işler. İlkay abiyle de video çekeceğiz. Tamam. İlkay abinin de kazları var. Bakalım kazlardan kaç para kazanıyor? İzleyicilerimiz de görsün. Aynen aynen. Zarar komple kazlar. Yok kazanıyorum diyor abi bir araba komple, almış. Komple zarar kanka kazlar. Yani kazlardan bu sene kazanacağız. Kışın kesiyorsun herhalde kazlardan. 70 kadar yavru aldık kazlardan. Bu yıl inşallah yüzümüz güzel. Köşeyi döneceğiz kazlardan. Şu an 100 tane falan kaz var mı? Var hepsi 100 tane. Kazlar kaç tane? Tam bir videoluk. Valla kışın 1500 tanesi 1500'dü de şimdi 2,5-3 lira gider. Geçen yıl. Geçen yıl. Recep'in niye vermedi şimdi ortaya çıktı. Recep dedi ki ben telefonla görüştüm diyor ki şey diyor bana. Ne oldu ne güldün? Yok Recep'le telefonla görüştüm diyor ki bana. Ama
dedi ki sen oraya olmaz kaz. 1500 de ondan var. Recep çok gönlü zengin adam. Ye şaka yap. Değil. Kurbanlıklar nasıl gidiyor şu an satışlar? İyi şükür yavaş yavaş. Bu yıl çok yavaş gidiyor. Vallahi çok yavaş ya. Bilmiyorum biz de fazla yaptık bu yıl biraz. İşte bütçeden dolayı olsun biraz insanlar son günleri bekliyor gibi ama. Bilmiyorum biz uyguna veriyoruz ya. Bakalım. Vallahi işte bakalım nasip. Biraz pazarlar da bozuk açıkçası bizim oralarda çok bir şey yok. Alışveriş olmuyor. Hayvan çok, alışveriş yok. Vallahi... Kurbanın bereketi son günü olur kanka. Aynen öyle ama. Harife. Abi biz pazarda satmıyoruz ki, dağda biliyorum. Satıyoruz biz. Kurban böyle bir sorun var. Yayınlıyoruz kanka hep birlikte. Teşekkür ederim aynen. Abi sağ olun. Afyon pazarı hangi gün İlkay abi? Çarşamba günleri. Çarşamba büyükbaş mı oluyor sadece? Sadece büyükbaş ama büyük oluyor pazar. Yani Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Güzel bir çekim yapmayı hedefliyoruz inşallah orada da. Tamam. Bakalım. Yaptıracağız sana. Bir de sen bir hayvan pazarı gör. Öyle Balıkesir'de falan yok böyle falan diyorsun da. Bakalım şimdi Balıkesir'le kıyaslayacağız. Burası mı daha hesaplı, bizim orası mı daha hesaplı? Tamam. Bu kıyaslamayı da izleyenler bence bizim kanalımızda görebilirler. İzzettin Üser Bey kardeşim. Yapalım kıyaslamayı. Çünkü ciddi bir sucuk üretimi var. Ciddi de büyükbaş eti tüketiliyor burada. Aynen. Afyon'un sucuğu meşhur. Ben de merak ediyorum fiyatları. Yalnız abi olmadı buradan hayvan alıp orada satma şansımız olmaz mı acaba? Olur niye olmasın ya. Öyle tabii. Bağlantı kurabilir miyim? Ben tabii, özel tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzzet kardeşimizi sayın seyircilerimiz desteklerse kendisi yeni evet, bir YouTube'u. İzzet Üser YouTube kanalını hep birlikte 50 bin abone yapacağımıza aynen söz biz verdik. Söz verdik biz onun yanındayız arkasında değil yanındayız. Teşekkür ederim buradan. İnşallah yapacağız. İzzettin çalışıyor ya hayvan pazarlarında falan. Sürü ne zaman geliyor İlkay? Sürü gelir birazdan ya bir saate kadar gelir. İlkay güzel düzen kurabilirsiniz yani. Bu arada şu makine ne makinesi bu? Yem karma. Yem karma. Abi ne güzel nasıl? Bir dağymış burası. Ya. Pahalı bir şeye aynen. Benziyor ya. Bak bizim tavuk civciv büyütüyor bir de yumurtlamış oraya. Abi yumurta. Allah Allah. Herhalde çok yumurtlamış istiyor zaten. Tavuğa bak yumurtlamış. Bunu analık yaptırıyoruz burada. Bakacaksın anne mi? Bakıcı anne ikinci yavruları büyütüyor da yumurtaya girmiş ya. Kendi olmayan yavrusuna da bakıyor mu? Kendinin değil bunlar. Bunun yavruları aşağıda. Maaş veriyorsunuz bu tavuğa? Abi bu tavuk süper emekli. Bak bir yandan da süper yumurta emekli. Veriyor. Bir yandan civciv büyütüyor. Abi, çok koksiyonu. Joker. Hizmeti büyük buraya baksana. Evet. Adam ama bunun, VIP ev yapmışlar. Adam bunun büyümüş yavrusunu almış. Yeni civciv çekmiş. Onları büyütüyor. Üstüne bir de yumurta atmış. Sor bakalım bir de cinsi ne bu tavuğun abi? Cinsi belli. Beç. Beç mi? Koşin mi beç mi? Ben anlamam. Kanka bunu, sen elini kolosunun kapağından çıkan çokamay mı zannettin? Aynen. Bundan sonra beni abi. Görünce hazır ola geçeceksiniz. Gördün mü Nuri? Bak abi, Nuri tavuk işi yapıyorum böyle gördün mü? Aynen böylesini görmedim de hem, biz köy tavuklarına yaptırıyoruz genellikle bunu. Yok bizimki yumurta da veriyor bir yandan yanında. Evi de boş bırakmıyor bizi yani. Kendi yumurtasına yatmıyor ama değil mi? Kendi yumurtasına yatıyor. Kendi civcivleri çıktı. Kendi civcivleri bunlar çıktı. Bunlar makineden çıkan şunlar. Yalnız bu küçücük kavağa göre iyi bir ölçü yumurta atmış ya. Ya bak şu an yumurtanın... Kaç tane civciv attın altına? 4 tane mi? Ömründe yemediği arkasında ne olacak bu? Abi güzel yere tezgah kurmuş tavuk 5 tane abi. Köy tavuklarına 10 tane 15 tane falan atıyoruz. 10 taneye kadar çok rahat bakıyor abi civcive. Köy tavukları dayanıklı oluyor. Annelik içgüdüsü de çok iyi olduğundan dolayı. Valla bizde de var köy tavuğu Nuri bakarsın bir. Var. Atıyor mu böyle altına civciv köy tavuğunu? Yok daha atamadık. Yeni bul kabak daha yatan yok. İlk bu yattı bu çıkardı bir. Sizin sifte. Bunlar da daha biraz daha geç yatar herhalde. Soğuk oldu. Biz gazla da odaklandık bu yıl iyi. Şöyle eve geçelim abi daha sonra da gezeriz. Mis gibi size bir temiz hava aldıran dağ havası. Al başınızı arayabilir. Zaten beklediğim şeyler organik yumurta, dağ sucuğu, aynen. Dağ patatesi. Evet abi. Daha çayı. Yolda bayağı öldü senin sucu. O sucuğu yemeden ben şuradan şuraya gitmek istiyorum. Yok size göden yedireceğim. Osmanlı sucuğu yedireceğim. Tamam ya. Göden. Sürpriz. Osmanlı. Sürpriz. Sürprizlerle sürpriz abi. Tamam. Hadi. Devam ediyoruz. Hadi. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Dağda yaşam sucukları şöyle yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.